EMDR terapisinin uygulamasındaki dört basamak nedir? EMDR, başta travma ve kaygı sorunları olmak üzere birçok sorunun çözümlenmesinde faydalı olduğu görülen özel bir terapi yaklaşımı. Bu arada travma dediğimiz şey başa çıkmakta zorlandığın her türlü olaydır aslında. Eğer EMDR terapisi ilgini çekiyorsa bu videoda EMDR terapisinin nasıl uygulandığını, ne gibi basamakları olduğunu genel olarak tanıtıyor olacağım sana. EMDR'nin ilginç bir uygulama prosedürü var. Ben de sana deneyimli bir EMDR terapisti olarak bu prosedürün genel olarak kafanda şekillenmesi açısından büyük resmi, büyük tabloyu anlatmaya çalışacağım. EMDR yöntemi özel bir uygulama, bir işlemdir akıl verme, danışmanlık verme gibi bir şey değildir. Terapi içinde bunlar yapılabilir tabii ki ama esasında EMDR yöntemi özel bir işlemdir. Bir nevi psikolojik cerrahi diyebiliriz aslında. Cerrahi operasyonların belli aşamaları vardır. Öncelikle gidersin doktor muayene eder, sorunu değerlendirir. Sorunu değerlendirdikten sonra bununla alakalı belli testler yapar. Daha sonra sorunu analiz edip nereden kaynaklandığı ortaya çıkar. Daha sonra buna göre bir ameliyat planlaması yapılır. Ameliyata uygunluk açısından yine bazı testler yapılır. Steril bir ortam, ameliyata uygun bir ortamda ameliyathanede gerçekleştirilir bu işlem ve bir anestezi altında yapılır. Daha sonrasında da yaralara pansuman yapma süreci olur, bir toparlanma süreci olur ve daha sonra da bir takip süreci olur. EMDR terapisinde de işte buna benzer diyebileceğimiz bir benzetme yapacak olursak belirli aşamalar vardır. Seninle bu videoda EMDR'nin genel olarak hangi aşamaları olduğunu paylaşıyor olacağım. Şimdi EMDR'nin aşamalarına bakalım. Öncelikle EMDR terapisinde biz zamanı üçe bölerek çalışıyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde. Yaşadığın herhangi bir problemi düşün. Bu depresif duygular içine girmeni gerektiren bir problem olabilir. Kaygılanmanı gerektiren, kaygılandığın bir durum olabilir. Ya da öfke gibi, üzüntü gibi diğer duyguları yaşadığın tarzda problemler olabilir. Bu problemleri şimdiki zamanda yaşıyorsun. Ve bu şimdiki zamanda yaşadığın sorunların ileride de gelecekte de olmasını istemiyorsun. Bunun için bir terapi desteği almak istiyorsun. Tabii ki bu sorunlar birden ortaya çıkmadı. Bunun geçmişle alakalı da belli bağları var. Geçmişte yaşadığın belli travmalar, olumsuz olaylar, öğrendiğin bazı düşünce davranış kalıpları nedeniyle şimdiki zamanda belirli sorunlar yaşıyorsun ve bu sorunlar da gelecekte devam edecek gibi görünüyor. Bu yüzden de öncelikle geçmişten gelen bu etkenlerle alakalı doğru bir analiz yapmak, oradaki olayları işleyip sindirip gerekli dersleri çıkarmak ve böylece şimdiki zaman ve gelecek konusunda da daha sağlıklı şekilde, daha esnek şekilde hareket edebiliyor olmak lazım. Geçmişteki belli yüklerden öncelikle kurtulmaya başladıkça şimdiki zamanı daha dolu dolu yaşayabilir, anı yaşayabilir ve gelecekte de karşılaşabileceğin durumlara karşı daha esnek, daha rahat bir şekilde hareket etme, daha güçlü bir şekilde hareket etme şansın olabilir. EMDR genel olarak böyle bir prensibe dayanır ki EMDR'nin teorisinde aslında bu konuyu biraz daha detaylı olarak anlatmıştım. Eğer ilgini çekiyorsa o videoyu da izleyebilirsin. EMDR'deki bu 3 aşamalı zamanı biz EMDR içinde 8 basamaklı bir yolla izliyoruz. 8 basamaklı bir prosedürümüz var. Ama bu 8 basamaklı prosedür teknik ayrıntılar içerdiğinden dolayı ben bugünkü videoda bu 8 basamağı 4 basamağı indirerek anlatıyor olacak. Peki bu 4 basamak nedir? Birincisi öncelikle bir değerlendirme yapmak. İkinci basamak hazırlık. Üçüncü basamak EMDR uygulaması. Dördüncü basamak da geri bildirim. Bu 4 basamağı hem her bir terapi seansında hem de terapinin bütününü planlarken kullanabiliyoruz. Birinci basamak değerlendirme basamağı. EMDR terapisinde sorunlarını çözme konusunda bir, birlikte bir yola çıkıyorken nasıl bir yola çıktığımızı, nelerle karşılaşabileceğimizi önceden aşağı yukarı tahmin edebilmemiz gerekiyor. Hani nasıl ki bir pilot A noktasından B noktasına gitme konusunda öncelikle bir plan yapar, hava durumu nasıl, bir sıkıntı olur mu? Buna göre bir yol haritası çizer, şartlar ne kadar uygun değil, ona göre bir planlama yapar. Bizim için de aynı şekilde bu çıkacağımız yolda ne gibi şeylerle karşılaşabiliriz, hedefimiz nedir, bunları belirlemeye yönelik bir değerlendirme sürecine ihtiyaç duyarız. EMDR'nin ilk bir iki seansı bu değerlendirme ile geçer. Seni ve sorununu yakından tanımaya çalışırız. Sıkıntıların neler, nasıl başlamış, nasıl devam ediyor, hangi tür durumlarda tetikleniyor, bu sorunu devam ettiren şartlar, durumlar, stres faktörleri neler, sorunların dışındaki yaşamın nasıl, ilişkilerin, aile hayatın, çocukluk dönemin, mesleki yaşamın, sosyal ilişkilerin genel olarak nasıl, güçlü tarafların, pozitif noktaların neler, bunların dışında tipik bir günün nasıl geçiyor, gündelik hayatın nasıl, Terapiden beklentilerin neler gibi birçok noktayı bu değerlendirme seansında ele alıp işliyoruz. Seni ve sorunlarını tanıdıktan ve terapi hedeflerini netleştirdikten sonra ikinci basamağa geçiyoruz. İkinci basamak hazırlık basamağı. Hazırlığın amacı EMDR yöntemini uygulayabilir hale gelmek. Yani senin EMDR yöntemini en verimli ve etkili şekilde uygulayabilecek şekilde hazır olmanı sağlamak için üzerinde durduğumuz ve yaptığımız birçok şey oluyor. Ki bu da yaklaşık 1-2 seanslık bir süreyi içeriyor. EMDR travmaların işlenerek geride bırakılmasına dayanan bir yöntem. Şu andaki sıkıntıların temelinde geçmişteki işlenmemiş hatta birçok zaman bastırılan tarzda olaylar olduğu teorisine dayanır. Dolayısıyla da EMDR terapisinde daha önce de söylediğim gibi o geçmiş basamağında geçmiş aşamasında belli travmalara odaklanarak belli taşları kaldırıp altına bakarız. Dolayısıyla muhtemelen bastırmış olduğun, üzerinde çok fazla düşünmediğin tarzda durumlara geri dönüp onlara bakıyoruz. Bu çok eğlenceli bir iş olmayabiliyor. Bazı durumlarda çok bunaltıcı da olabiliyor. Dolayısıyla da bu bunalma halini minimuma indirebilmek için bazı özel hazırlık yöntemlerini uyguluyoruz. Böylece bu travmalara daha kolay bir şekilde, daha tolere edilebilir bir şekilde bakabilme şansımız oluyor. Zaten sen de bu travmaları geride bırakabilmek için, sorunlarını artık çözümleyebilmek için böyle bir sürece giriyorsun. Dolayısıyla aslında farkındasın. Yani ben bu sürece girdiğimde normalde bana rahatsızlık veren, beni bunaltan konuları ele alıp işleyeceğiz. Çünkü diğer türlü hareket etmenin bir sonu olmadığını biliyorsundur düşünmemeye çalıştıkça, geride bırakmaya çalıştıkça bunlar aslında geride kalmıyor ve bir şekilde hayatını yönlendirmeye, etkilemeye devam ediyor. Bu yüzden de şu an bu videoyu izliyor ve EMDR belki benim de işime yarayabilir gibi bir düşünce içine giriyorsun belki de. Tabii ki güzel bir niyetin, olumlu, güçlü bir motivasyonun olsa da bu sürece girdiğinde belli olaylarla yüzleşiyor olmak, bu konular üzerinde kafa yormak yorucu olabilir. Dolayısıyla bu konuda senin işini rahatlatmak, kolaylaştırabilmek için bazı gevşeme, rahatlama yöntemlerini ele alıyoruz. Bunun dışında bu hazırlık aşamasında EMDR yönteminde seanslar nasıl yürütülüyor? Seansların yapısı, mantığı nedir? Bu konuları da ele alıyoruz. Çünkü ilginç bir terapi yöntemi ve belli garip gelebilecek prosedürleri var. Bunların kafana yatması, içine sinmesi çok çok önemli. Bunu bir nevi bir oryantasyon süreci gibi düşünebiliriz. Öncelikle EMDR terapisine oryante olmana yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz bu hazırlık basamağında. Genelde 1-2 seansta bu hazırlık aşamasını tamamlayabiliyoruz ama eğer ki çok fazla bastırdığın ya da çok fazla seni bunaltan belli olaylar var ve hemen bu olaylara girmeyi çok da rahat bulmuyorsun, çok da hazır da değilsin, Belki de anlatmadığın tarzda şeyler de var. O zaman biraz daha burayı uzatabiliyoruz. Hazırlık aşamasını biraz daha geniş bir zamana yayabiliyoruz. Çünkü bu hazırlık aşamasında biz aslında genel yaşamındaki yaşam kalitene de odaklanıyoruz. Eğer güncel hayatında sana çok fazla stres veren, geçmişe odaklanmanı engelleyen, güncel, rahatsız edici sorunlar varsa, o zaman o güncel sorunlara yönelik özel bir çalışma yapmak gerekebiliyor. Bu ne anlama geliyor? O zaman o travma terapisi konusunu bir süre kenarda tutup erteleyip güncel yaşadığın durumlarla alakalı bazı çalışmalar yapmak ki EMDR içinde de buna yönelik bazı yöntemler, yollar var. Kaynak geliştirme dediğimiz mesela özel bir yöntem. Bu gibi durumlarda oldukça faydalı olabiliyor. Dolayısıyla öncelikle o genel sıkıntı halinin biraz daha rahatlayabilmesini sağlamak bu hazırlık basamağının önemli bir amacıdır. Bunların dışında hazırlık aşamasında çift taraflı uyarının mantığı nedir? EMDR terapisinin aşamaları, kaynak güçlendirme çalışmaları, tolerans penceresi modeli gibi bazı noktalar üzerinde dururuz ve böylece EMDR terapisinin oryantasyon aşamasını tamamlarız. Ve bundan sonrasında da yavaş yavaş EMDR uygulamasına geçeriz. EMDR terapisinin 3. basamağı EMDR'nin uygulandığı seansların yürütülmesidir. Bu konuyu ayrı bir videoda ele aldım. Yani tipik bir seans nasıl geçer? EMDR seansı. Buna daha geniş bir zaman ayırabilmek için ayrı bir videoda bu konuda bilgiler verdim. O duyarsızlaştırma ve yeniden işleme kısmı nasıl yapılıyor? Bu konuyla alakalı o diğer videoyu izleyebilirsin. EMDR terapisinin 4. basamağı ise Geri bildirim basamağı. EMDR'nin bu dördüncü basamağındaki geri bildirim aşamasında EMDR seansıyla birlikte farkına vardığın noktalar neler, ne gibi sonuçlara vardın, senin için önemli olan noktalar neydi, bu seanstan neler öğrendin ve bundan sonrasında eksik kalan noktalar neler, nelere odaklanılabilir bu konuları konuştuğumuz bir seans diyebiliriz geri bildirime. Böylece bundan sonraki süreçte de üzerinde durulabilecek noktalar konusuna bir hazırlık yapma şansımız oluyor. Aynı zamanda geri bildirim seansları ile birlikte seanslarda fark ettiğin noktaları nasıl uygulamaya dökebilirsin, hayata geçirebilirsin, şimdi ve gelecek zamanda nasıl bunlara hayat verebilirsin bu konulara da konuşma şansımız oluyor. EMDR terapisinde 3 tane zamanla birlikte hareket ettiğimizden bahsetmiştim. Geçmiş, şimdi, gelecek. Öncelikle EMDR'de şimdiki zamanla bağlantılı olan geçmiş yaşantılara odaklanılıyor. Daha sonra şimdiki zaman ve geleceğe odaklanılıyor. Terapide en çok zaman ayırdığımız kısım geçmiş yaşantıların işlenmesi. Çünkü asıl kaynaklık eden bu travmalar, bu yaşantılar işlendiğinde şimdiki zaman ve gelecekle alakalı noktalarda çoğu zaman kendiliğinden hızlı bir şekilde işlenebiliyor. Yani bunları kendi kendine de yapma şansın oluyor. Buraya kadar anlattığım aşamalar ve basamaklar EMDR'nin en standart ve en yalın haliyle uygulanma şekli diyebilirim. Bunun dışında farklı türde uygulamalar, protokoller, kaynak güçlendirme çalışmaları dediğimiz özel yöntemler de var. Bunlar kişinin durumuna göre Mevcut koşullara göre, sorun türüne göre belli güncellemeler yapılabiliyor. Odak noktaları değiştirilebiliyor. Bunları diğer videolarda da daha detaylı anlatacağım. EMDR terapisi sonuç olarak bir terapi yaklaşımı. Yani sadece bir yöntem değil. Dolayısıyla da gelen kişinin fayda sağlayabileceği ne varsa buna yönelik güncellemeler, eklemeler yapılabiliyor. Mesela terapideki zaman sıralamasını değiştirebiliyoruz. Yani önce geçmişe değil de bazen şimdiki zamana ya da öncelikle geleceğe odaklanabiliyoruz. Farklı terapi yaklaşımlarından yöntemler ekleyebiliyoruz. Farklı modeliteler eklenebiliyor. Bazen bireysel olarak başladıysak çift terapisine yönlendirme yapmamız gerekebiliyor. Farklı teknikler ekleyebiliyoruz tabii ki terapi sürecinde. Önemli olan kişinin mevcut durumuna en uygun şekilde ihtiyaç duyduğu şey neyse onu sunmak ve buna göre bir yol izlemektir. Mesela az önce demiştim zaman sıralamasını değiştirebiliyoruz. Diyelim ki mevcut sorunlar çok fazla ön planda ve başka bir şeyi düşünemiyorsun. Daha derinlikli bir şekilde belli konulara odaklanmaya zamanın yok, öyle bir motivasyonun, enerjin de yok. O zaman Şimdiki zamandaki sorunlara öncelikle odaklanabiliyoruz. Zaten bu süreçte bununla bağlantılı geçmiş noktalarda kendiliğinden gündeme gelebiliyor. Ya da diyelim ki gelecekle alakalı belli özel kaygıların var ve bu kaygılardan başka hiçbir şeyi düşünemiyorsun. O zaman bu gelecek kötü senaryolara karşı belirli çalışmalar yapabiliyoruz EMDR içinde. Ama tabii ki en ideal yol ki bu ideal yol standart yöntemde de tavsiye edilen yoldur. Öncelikle şimdiki zamandaki sorunlarla bağlantılı geçmiş yaşantılardaki konular işlenir, böylece zemin sağlamlaştırılır. Daha sonra bu sağlam zemin üzerine mevcut durumla alakalı noktalarda ne gibi güncellemeler, değişiklikler yapılabilir bakış açısında, gündelik hayattaki davranışlarda ve bunlar nasıl uygulamaya dökülebilir, bu konulara bakmak en ideal sıralamadır. Aslında buradaki mantık, geçmiş deneyimlerinden bir şeyler öğrenirsin, daha sonra bu öğrendiklerini şimdiki zamanda uygulamaya dökersin ve şu anda uygulamaya döktüğün şeyleri de ileride uygulayabilir hale gelmek ve bunları uygulamaya devam etmeye yönelik neleri yapabilirsin? Bunlar üzerinde düşünüp yine bunları uygulamaya niyetlenirsin. En ideal yol böyledir. İşte bu ideal yolda da terapistinin görevi senin bu yolculuğunda zorlandığın noktaları, tıkandığın noktaları fark etmeni sağlamak ve bu konularda senin bu zorlukları aşmana destek olmaktır. EMDR dediğim gibi standart belli prosedürleri olan yapılandırılmış bir yöntem ama tabii ki uzmandan uzmana da bu yöntemin uygulanmasında belli farklılıklar olabiliyor. Belli eklemeler yapması kişinin durumuna göre, ilerleme hızını belirlemesi, hız ayarlaması yapması, odak noktalarında hangi konulara öncelikle odaklanılacak bu konuların belirlenmesinde uzmandan uzmana belli farklılıklar olabilir. Ama tabii ki yöntemin genel mantığı, teorisi, işleme tarzı, uygulanma tarzı genel olarak aynıdır. Ben kendi EMDR uygulamalarımda kendi özel ilgi alanlarımla da bağlantılı olduğu için Pozitif psikoterapi ve ihtiyaç perspektifi ile bakmayı da özel olarak ekliyorum. Ama genel olarak EMDR'nin kendi teorisi, uygulama tarzı ve yapısını standart olarak koruyorum. EMDR ile alakalı diğer konularda merak ettiğin noktalar varsa, bununla alakalı EMDR'ye yönelik özel video dizisini izleyebilirsin. Videoları düzenli takip etmek için de kanalıma abone olabilirsin. Konuyla ilgili düşüncelerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.